kurban oldum. Kurban oldum Ozan canım. Abi. Canım. Evet. İyi ki varsın. Evet. İyi hali. Bravo. Bravo. Evet efendim. Değerli misafirlerimiz, şehzadelerin farklı görüşlerden teba ile bir araya geldiği, zıt görüşler ahalinin sualleriyle konuklarını terlettiği hususlar aleni mikrofona hoş geldiniz. Baba Ali temsilindesiniz. Efendim malumunuz odur ki Çılbır Hanedanı'na mensup padişahımız 4. Levent tahtını devredecektir. Tahtta hak iddia eden farklı farklı görüşlerden şehzadelerimiz bizlerle birlikte olacaklardır. Ahali öncelikle size temsil ile ilgili akıştan bahsetmek istiyorum. Sual cevap, sual cevap olarak ilerleyecek. Bir sual bir cevap. İki sual, öbür cevap. Yani iki suali sordum, o cevaplar falan öyle bir şey yok. Yani ne sizin zamanınız gitsin, ne bizim zamanımız gitsin, ne konuğumuzun zamanı gitsin, ne de kellelerimiz olması gerekenden farklı bir yerde olsun diyoruz efendim. Bunların hepsini gıybetül goygoy kısmında temsilimizin sonunda konuşacağız. Bravo. Söyle. Söyle. Bravo Ozan abi. Kurban oldum. Kurban olurum. Söyle. Ozan abi dürüm dağıtılacak mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Alkışlarla arkada kendisiyle görüştüm. Kendisi çok heyecanlı. Padişahımızın pek muhterem evladı Şehzade İbrahim'i davet ediyorum efendim. Lütfen. Kocaman alkışlar, lütfen. Şehzade. Merhabalar. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Efendim, pek sevgili şehzadem, hoş geldiniz. Kardeşiniz Şehzade Berkay ile kıyasıya bir rekabetiniz var efendim. Çok tartışılan amelleriniz oldu. Bu konuda neler buyuracaksınız? Efendim hakkımdaki tüm şüpheleri benim amacım gidermektir burada. Soru yapalım, cevap yapalım, cevaplayalım, rahatlayalım öyle değil mi? Yani benim tahta çıkabilmek için hem buradaki gençlerin hem diğer şehzade kardeşlerimin destekçilerinin de desteğine ihtiyacım var. Evet. Bravo. 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 O zaman ilk sualle başlayalım. Şunu elden ele uzatalım lütfen. Buyurun. O ne uzattınız? Mikrofonülü Seda. Yani? Yeni bir icatmış efendim. Ses daha gür çıkıyor. Âlâ. Çok yerinde bir icat olmuş gerçekten. Tebrik ederim sizleri. Gençlerin sesi daima gür çıkmalıdır. Çünkü gençler bizim istikbalimiz. Bu B kuşağı var ya, B kuşağı. Bunlar bizim gözümüzün nuru. B kuşağının kafası çok farklı çalışıyor. B kuşağından ötesini ben tahayyül edemiyorum. Evet. O zaman efendim başlamadan evvel eğer müsaade varsa bir kendimi tanıtabilir miyim? Ne müsaade efendim, buyur. Babanızın şeyi gibi yani. Sağ olun. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar. Ben 4. Levent'in 3. karısının 1. oğlu Şehzade İbrahim. Biz 4 kardeşiz ve aramızda bir taht mücadelesi var. Hepiniz gündemi takip ediyorsunuz. Taht üzerinde hepimizin bir hakkı var. Lakin ben tahta çıktığımda kaba kuvvetten uzak, kaleleri değil, gönülleri fetheden bir şehzade olarak kendimi addedebilirim. Bunu tahayyül ediyorum ve bunu düşünüyorum. Bravo. Bravo. Efendim, merhabalar. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için sizlere çok müteşekkiriz sevgili şehzademiz. Benim size şöyle bir sualim olacak. Kaba kuvvete dayalı bir sultan olmayacağınızı vaat ediyorsunuz. Lakin Kefken valisi kardeşiniz Şehzade Kamil'i boğdurttuğunu söyleniyor. Sizin anlayış ve adaletiniz bu mudur? Teşekkürler. Bravo. Çok güzel sual. Evet, teşekkür ederim bu sual için. O konuya açıklık getireyim. Merhum kardeşim Şehzade Kamil biraz sakar biriydi. Kendisi efendim bir ayağa takılıyor. Düşerken yerdeki urgana boynu denk geliyor. Dönüp kurtulmaya çalışırken döne döne nefessiz kalıyor ve takdir-i ilahi hakkın rahmetine kavuşuyor. Olay bundan ibarettir. Ha velev ki biz boğdurmuş olalım. Otur, otur. Taht söz konusuysa böyle şeyler olabilir. Olmuşla bitmişe çok da takılmamak lazım. Efendim yani taht söz konusuysa her şey mübahtır diyorsunuz. O zaman yarın öbür gün tahtınız sarsıldığında aynı şeyleri yapmayacağız da nasıl güvenelim? Teşekkürler. Gençler de maşallah sorularıyla boğuyorlar bizi. Güzel kızım, hele bir o gün gelsin bakalım. O zaman hep birlikte bakarız ne oluyor, ne bitiyor. Emin. Ya bu gençler de herkese her şeyi önüne geleni şakşaklıyorlar. Efendim gençler ya, enerjilerini şakşaklayarak atıyorlar. Sükut, sükut. Abi. Evet, buyurun, buyurun. Efendim, ben Yeniçeriyim. Eyvah! Yeniçeriler ayaklandı. Güzel Latif efendim. Ben şunu sormak istiyorum. Sorum culuslarla ilgili. Yani siz iktidara geldiğinizde culuslarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ona göre Yeniçeriler olarak kazan kaldıracağız ya da kaldırmayacağız.
Güzel sual. Teşekkür ederim. Bu arkadaşın kellesini alabilir miyiz? Arkadaşlar, ben bu arkadaşın kellesini alabilir miyiz derken, alamayız, almamalıyız. Kendisi çok değerli bir insan. Üstelik bir Yeniçeri manasında söyledim. Sen gönlünü ferah tut Yeniçeri kardeşim. Eflak ve Boğdan'ı fethedip Yeniçerilerin culuslarında iyileştirme yapacağız. Ayrıca söz veriyorum, emekli Yeniçerilere de her bayram bir culus ikramiye. Bir sorum daha var benim efendim. EKT'liler için ne yapmayı düşünüyorsunuz? EKT mi? Açılımı nedir? Emeklilikte kılıca takılanlar. Yani emekli olmadan ölenler için bir şey diyor musunuz? Allah rahmet eylesin. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyurun. Sizin için Bizans kahve midir, değil midir? Teşekkürler. Şimdi sevgili arkadaşlar, Bizansları tamamen ötekileştirmek bize bir fayda getirmez. Bizim derdimiz Haçlılarla. Haçlılarla arasına mesafe koyan Bizanslı kardeşlerimizle bizim neden sorunumuz olsun? Orada var, bakın şu arkada. Şehzademize hoş geldiniz. Ben atanamayan bir lalayım. Bizlerle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? 10.000 lala atama bekliyor. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum Lala Bey bu güzel sual için. Efendim, bizim lalalarla ilgili bir vizyonül ilim projemiz var. Ekip arkadaşlarımızla birlikte üzerinde çalıştığımız. Ondan hemen kısaca bahsedeyim. Hatta lalalara hususi bir eğitim bölgesi de inşa ediyoruz. Proje neredeyse hazır. İnşaatla başlamak üzere. Hatta projenin ismi dahi hazır. Nedir efendim ismi? Lala Land. Efendim, kusura bakmayın ama ben size güvenmiyorum. Daha önceki hiçbir tasarımlarınızda vuku bulmadı. Bence haybeye konuşuyorsunuz. Şimdi ben de senin lala olduğuna çok itimat etmiyorum. Zaten lala gibi de durmuyorsun. Lalayım ben. Tahrik için geldin buraya, değil mi? İtiraf et. Ne münasebet efendim? İspat edin o zaman. Sen ne? Besbelli akçeli gelmişsin buraya. Haçlı uşağı mısın sen? İspat edin o zaman. Sen Haçlı uşağı mısın? İspat edin efendim. Ne biçim koy? Tiz vurun kellesini. Bir dakika. Oluyor mu ya? Ama kusura bakmayın, ben de şehzadeyim. Benimle bu şekilde konuşamaz. Sükût, sükût lütfen. Arkadaşlar lütfen, kurban olduğum. Canım, kellemi verdiğim. Canım benim. Şimdi şehzademiz sonuçta burada Çılbır Hanedanı'nı temsil ediyor. Biz de onu temsil ediyor ve koruyoruz. Arkadaşımızın kellesi ben de gitsin istemem ama Çılbır halkını korumak da benim vazifem. Bravo Ozan abi! Tamam. Evet, sıradaki. Sizce sarışınlar mı güzel, esmerliler mi? Evet ya da hayır, tek cevap. Şimdi tabii sarışınların da esmerlerin de ayrı ayrı güzellikleri ve özellikleri var da... sevgili kardeşim, sen merak ede ede bu sualimi merak et. Sarışınlar mı, esmerliler mi? Tek cevap, evet ya da hayır. Kumrallarla. Daha sarışın esmer diyemiyorsunuz. Bu ülkeyi nasıl koruyacaksınız siz? Bravo. Ne alaka ya? Arada böyle çıkıyor efendim. Arada bunlar çıkıyor. Evet, sıradaki sual. Evet. Şehzadem hoş geldiniz. Ben bir sual sormak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Haçlı değilim. Evet. Kesin değilsin. Sualini sorsun. Bırakın sükût, sualini sor. Sor. Hayır ama niye ön yargılısın? Ama ön yargılı. Bu kadar. Canım güzel kardeşim. Sualini sor. Bak muhatabın burada. Sor sualini. Yani ama yanlış. Hayır var. Bakar mısın? Bana bak. Kurban oldum. Kellemi verdim. Bak muhatabım burada. Sor. Sualini sor. Ama yani ben... Tamam. Karşı görüşler ama. Vurdu göreve. Canım benim. Karşı görüşler. Tamam. Sükût, sakin ol. Bak muhatabın orada, bak. Ona soruyor. Ama tamam. Hayır. Geri içeri. Bir sakin olun lütfen ya. Sorsun sorusunu. Sorsun. Bir dakika. İçeri. Abi ne ayakladılar? Bak, geri ayakladılar. Ama arkadaşlar. Sükût. Sükût. Ozan abi, az önce kendi arkadaşlarını yemek yerken gördük abi. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Sükût. Hayır. Hayır. Sus artık. Sus. Tamam. Hadi sorunu sor. Evet. Sor artık. Şehzadem, yani olaylara hep kendi açınızdan bakıyorsunuz. Suale gel. Neden Haçlıları anlamak istemiyorsunuz? Niye onları tanımak istemiyorsunuz? Hah, kurban oldum. Soru ne yani? Haçlılar nesini tanıyayım ulan? Haçlılar bize 8 kere sefer düzenlediler. Niçin geldiler buraya? Hava almaya mı geldiler? İbiş! Bravo! Bravo Şehzadem! Bravo Şehzadem. Lütfen, saygılı oluyoruz. Yani bu cevap beni tatmin etmedi. Ben bugüne kadar Haçlıların yanından bile geçmezdim. Bundan sonra Haçlı olmaya karar verdim. Çok karar verdim. Tamam. Ya değerli
arkadaşlar. Otur. Hem haybeye sorular, haybeye sorular. Ben sizin istikbalinize dair sualleri cevaplandırmak için burada hazır ve nazırım. Geleceğe dair merak ettiğiniz hiçbir şey yok mu ya? Hiç. Ben geleceğe dair. Ha? Verebilir miyiz soru? Tabii, lütfen. Buyurun. Sevgili şehzadem, benim geleceğe dair bir sualim olacak. Tabii, buyur kardeşim. Acaba bize pide ısmarlayacak mısınız? Evet. Yanına da şerbet. Evet. Öyle bir şakşaklıyorlar ki bu arada. Efendim, sanki evin önünde macun yemişler bugün. Ya. Ozan abi. Evet. Sıradaki suali alalım, evet. Kayseri pastırması çemenli mi olur, çemensiz mi olur? Evet de dair tek cevap. Oğlum, senin başka derdin yok mu ya? Çemenli mi olur, çemensiz mi olur? Çemenli olur. Ha. Ağzınız çemen kokarken ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Bravo. Evet. Ulan tahta çıkayım, ilk seni boğduracağım. Aman. Buyurun siz. Oğuzhan abi, öncelikle iyi akşamlar. Aman iyi akşamlar. Şey tam gelmiyor, düzgün tutar, tam gelmiyor. Oğuzhan abi, geliyor mu? Geliyor. İyi akşamlar, biraz heyecanlıyım. Oğuzhan abi, ben Trablusgarp'ta oturuyorum. Evet. Programda biraz uzun sürecek ya, bizim oraya at arabası kalmıyor dönüşte. Validen de rica etti, ekipten biri beni bırakır mı eve sonra? Tamam, biz bıraktık. Ha, sen Uşi'de mi oturuyorsun? Evet. Ulan Uşi'miz gücümüz yok, seni bırakacağız. Oğuzhan abi ya. Ozan abi, girerken çok fazla sıra vardı. Güvenlik açısından bizim kılıçlarımızı alır, onları geri alabiliriz. Alacaksın tabii ki. Ben tamam, Bağbali ekibiyle konuşacağım. O zaman şimdi soruma gelmek istiyorum. Evet, lütfen. Şehzade İbrahim, öncelikle hoş geldiniz. Cesaret gösterdiniz, bizim buraya karşımıza geldiniz. Ama biz en küçük şehzade, Şehzade İsmet'i de istekliyoruz. Evladım, tabii ki herkesi desteklemeye hakkı vardır. Bununla ilgili hiçbir kuşkumuz, hiçbir sorunumuz yok. Lakin Şehzade İsmet'in, bak sen de görüyorsun, pek fazla destekçisi yok. Üstelik kendisi bu haldeyken tahta çıkması çok da zor değil mi? Neden zor olsun? Neden Şehzade İsmet çıkaması tahta, nedenmiş? Çünkü Şehzade İsmet 5 yaşında. Olsun! Hiç olmasa Şehzade İsmet gençliğin halinden anlıyor. Bizimle raks ediyor. Böyle hareketler yapıyor bize. Hem onu zaten tahta çıkması için sizin taht hakkınızdan feragat etmenizi istiyoruz. Hem ayrıca bütün Haçlılar Şehzade İsmet'ten korkuyorlar. Neyle korkuyorlar Şehzade İsmet Haçlıları? Oyuncak atıyla mı? Evet, tamam. Beni ikna etti. Beni ikna etti, teşekkürler. Tamam, evet, buyurun. şimdi şöyle... Yakın tutun, evet. Ben sizi biraz maziye götürmek istiyorum. Buyurun. Elimde sizin gizli bir kasideniz var. Ne çirkin bir iftira. Ne kasidesiymiş? Efendim, aynen şöyle bir kaside. Aşkın Azguni adıyla yazdığınız namahrem bir kaside. O zaman efendim, bu meseleyi derhal kapatalım. Çünkü ben kaside siyasetine karşıyım. Ve fakat aynen şöyle nakşetmişsiniz. Ziyan oldu, yediremedim sana kebab üryani. Göremedim bir türlü sende hakikati üryani. Bu çok çirkin bir iftiradır. Yıkıl melun. Buyurun efendim, burada mühürü var. Arkadaşlar, ilim, irfan o kadar gelişti ki... ...şu mühürün aynısını kopya etmek Cağaloğlu'nda çok mu zor sence? Evet, tamam, lütfen, tamam. Ama yani var ama... daha ötesini alamazsın artık. Güzel kardeşim, ben seni anlıyorum. Bak, çok güzel geliyorsun ama oradan sonrası artık... Tamam. Evet, sıradaki sual. Yine mi siz efendim, buyurun. Annenizi mi çok seviyorsunuz, babanızı mı? Evet ya da hayır, tek cevap. Ebeni, tek kelime ebeni. Ha, ebemle bu kadar meşgulken ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Kesin boğulacağım. Evet, buyurun. Ozan abi, benim elimde Sayın Şehzademizle ilgili çok önemli görüntüler var. Görüntüler mi? Evet. Ne görüntüsüymüş? Elinde ne varsa dökül çabuk. Efendim, halkınız açlıktan kırılırken siz direkler arası şenliklerinde testi kebabı yerken görüntülemişsiniz. Yani. Evet. Nasıl? Minyatürü var elimde, buyurun. Sevgili arkadaşlar, bu iftiralara rica ediyorum itimat etmeyin. Çünkü bu minyatürlerin hepsi montaj. Montaj mı? Montaj tabii. Ben bununla karşılaşacağımı biliyordum efendim. Ben hakikisini getirdim bu minyatürün. Evet, buyurun bakın. Hakiki minyatürde ben elimde testi kebabı değil, simit tutuyorum. Evet. Simit. Buyurun bakın, inceleyin. İkna oldum Şehzade. Ayrıca bu montajı
yoksa kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Kardeşim Şehzade Berkay'ın icadı bu. Ha. Sayın Şehzadem, kardeşiniz Şehzade Berkay'ı sevmeyebilirsiniz. Ama yaptığım mancınıkları, kuşatma silahlarını hiç mi takdir etmiyorsun? Yani? Elbette takdir ediyorum. Çok da güzel icatları var. Saygı duyuyorum. Lakin şunu unutmayın ki ben bu taht mücadelesinde kardeşim Şehzade Berkay'la eşit koşullarda mücadele etmiyorum. Kendisine daha fazla sancak veriliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu göz ardı etmemenizi ve beni desteklemenizi rica ediyorum. Evet, evet. Tamam. Evet, Ali. Evet, tamamdır. Değerli Şehzadem, gerçekten çok zorlu bir sınav zuhur ettiniz. Tarafsız bir gözle söylüyorum efendim. Eminiz ki genç tebaada bizlerle aynı fikirdedirler. Yeni ve ilerici bir devlete aliye için bizlere ümit tesis ettiğiniz şu anda arka taraftaki Baba Ali arkadaşlarımdan kulağıma geldi şu anda. Efendim, var olun. Ya estağfurullah, siz var olun. Geldim, kendimi anlatma fırsatı buldum. Teşekkür ederim. Yemekleriniz de gelmiş. Allah! Şehzadem, siz buradan gitmeden acaba şöyle hep beraber bir minyatürümüzü çizdirsek? Olur, çizelim tabii. Buyur. Hep beraber çizelim, hatıra olsun. Olur. Kim çizecek? Ben çizerim efendim. Lütfen buyurun, geçin. Ozan abi, Ozan abi, sen de olsaydın ya. Sen de ya, sen de. Sen de Ozan abi, sen de. Ozan abi, öz çizim çizim. Hadi. Üç deyince şerbet diyoruz. Hazır mıyız? Tamam. Hadi. Bir, iki, üç, şerbet! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl